Konu ne şu anda? Ha, seçim tarihi. Ya Abdülkadir, ne zaman olacak bu seçim? Allah 100 puanlık uzmanlık sorusu gibi oldu Ahmet Bey. Ama şu Bu var. konuda en çok bilgisi olan Evet, Abdülkadir Bey bence. yazıyor sürekli. Estağfurullah. Yani Zafer de bu konuda iyi kulislere sahip. Ben gördüğüm iktidar seçimleri Mayıs ayı ortasına çekmeye çalışıyor. Mümkün olursa 14 Mayıs daha önce ifade edildi ya da 7 Mayıs konuşuluyor. Hatta 21 Mayıs da yine konuşulanlar arasında ama ağırlık 14 Mayıs üzerinde duruyorlar. 14 Mayıs. Zafer, 14 Mayıs mı? Evet. En öne çıkan senaryo bu. 14 Mayıs'ta seçim olması için de bunun kararının 10 Mart'ta alınması lazım Ahmet Bey. Şimdi ben Bir geçen daha hafta söyler misin? Onur bir şey söyle. seçimin 14 Mayıs'ta olması için bu kararın 10 Mart'ta alınması lazım. Ben geçen hafta biraz da sizin sayenizde yine bu konuda bir linç yedim. Bu ismini vermeyeceğim bir berbat bir mecra var. İnsanlara küfrediyorlar. Niye? Şimdi 60 gün geçmesi lazım ya. Seçim kararı alındıktan sonra ve 60 gün sonra pazara denk gelen ilk günde seçim yapabiliyorsunuz. Yani 60 gün resmi gazete yayınlanma süresi dahil 63 gün olabiliyor. Linç niye yedin onu Ben anlamadım. bunu söyledim. Dedim ki ya pazara denk gelmesi lazım. Arkadaşlar yazmışlar. Bu adam bir pazar gününden sonraki 14 günün bir pazara geleceğini dahi bilmiyor. Ama işte yorum yapıyor diye kendi sivri zekalarıyla tabii lafın önünü arkasını dinlemedikleri için. Ama bunu hani bizi dinleyenler için tekrar etmekte fayda var. Seçim kararı aldıktan sonra üzerinden 60 gün geçecek ve pazar gününe denk gelmesi gerekiyor seçimin. Eğer seçim 14 Mayıs'ta olursa da kararı 10 Mart'ta alınacak. Ha, öne çıkan tarih şu an itibariyle bu. Ama Bu ben konuda yeni açıklamalar var mı Onur? Ali İhsan Yavuz'u dinliyorum. Arkamda mı? Hemen bakalım. Okey. Evet. Bülent Turan, AK Parti Grup Başkan Vekili. Cumhurbaşkanı kararı ile seçim tarihinin yenilenmesini istiyoruz. Mevsim, haç, sınav, bayram tüm şartlara uygun bir tarih belirlenebilir. Yani mevsimsel sorunlar, haç, sınav tarihi, bayrama denk gelmesi, tüm bu şartlara bakılır diyor. Ona göre bir tarih ertelenir. Erken seçim talebimiz yok. 18 Haziran'a en yakın tarihi istiyoruz. Yani bu şey anlamına geliyor. Bu tam erken seçim olmuyor. Yenileme, seçimin Evet, yenilenmesi. öyle bir şey diyor. Öne Süreyya Sadi Bilgiç, çekilmesi. Meclis Başkan Vekili, AK Parti Isparta Milletvekili. O da diyor ki en geç Mayıs ayının 7'si ya da 14'ü gibi seçimlerin gerçekleşeceğini düşünüyorum diyor. Bir de Ali İhsan Yavuz'un açıklaması var. Erken seçim değil, seçim tarihinin güncellemesi. Fesih değil, seçimin yenilenmesi. 90 gün değil, 60 gün. Emin olun mesele bu kadar net. Ancak buna rağmen maalesef bilerek veya bilmeyerek birçok yanlış yorum ve açıklama yapılıyor diyor. Yani buradan anladığımız iktidar kanadı önce Zafer'e soralım. Bu konuda artık tam kararlarını vermişler. Öyle mi görünüyor? Yani 14 Mayıs gibi bir mutabakat iktidar kanadında var mı? Ya tam karar verilmiş denilemez Karara ama çok yaklaşmışlar. şimdi bir simülasyon çalışılmış hangi tarihlerde seçim olabilir diye. Buradaki temel kriter yani iktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren şey aslında bu seçim kanununda yapılan değişiklik. O seçim kanununda yapılan değişikliğin uygulanabilmesi için Altı. seçimin 6 Nisan'dan sonra bir tarihte yapılması lazım. Önce. Uygulanabilmesi için 6 Nisan'dan sonra. Sonra. Eğer Uygulanmaması için uygulanmayacaksa önce önce. yapılması Doğru. lazım. CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu bunu söyledi zaten. Dedi ki 2 Nisan'dan önceki bir zamanda eğer seçim yapılacaksa buna varız dedi. Ve mecliste dedi buna destek veririz. Çünkü 360 oyla mecliste karar alınıyor. Şimdi iktidar da tabii ki o değişikliği yaptığı için onu uygulamak istiyor. Bu sefer gündeme efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce 2 defa seçildi. Evet. 3. defa seçime giremez gibi son derece antidemokratik, bayat bir tartışmayı yeniden getirmeye çalışıyor. Antidemokratik değil, legal bir tartışma. Yok, antidemokratik Hiç değil. alakası yok, hiç. Yani zaten bu seçimin 18 Haziran'dan geriye çekilmesinin tek nedeni seçimi Sayın Erdoğan açısından legalize etme Hiç çabası. alakası yok. Bakın 18 Peki. Haziran'da girmeyelim bu tartışmaya. Gel girmeyelim ne olur ya. O geçen hafta da Pek girdi. tesadüf. Hakan Bayrakçı bu erken seçim mi oluyor yoksa
tarih güncellemesi mi demek lazım buna? Aslında her ikisi de. Yani ben her iki tarafın da tezini açıkçası bu konuda haklı buluyorum. Neden diyeceksin? Her iki tarafın tezi ne? Muhalefetinde, iktidarında. Muhalefet ne diyor, iktidar ne? Muhalefet diyor ki 2 Nisan'dan önceye al diyor. Niye? Yeni seçim sistemi. 6 Nisan'dan girmesin. Önce. Tabii. Yani bunu isteyebilir. İktidar da diyor ki bir değişiklik yaptık, bunun icraata geçmesi lazım. Yani haybeden mi değişiklik yaptık diyor. Şimdi dolayısıyla karşılıklı bir tezlerin şeyi var. Şimdi bunu nasıl tahakkuk ettirecekler bilmiyorum. Yani ama görülen o ki işte Zafer Bey baştan beri söylüyor yani 15 Mayıs diyorsun değil mi? 30 Mayıs. 14 Mayıs. 14 Mayıs, 14 Mayıs pardon. Mayıs. 14. Yani görünen o ki 14 Mayıs olacak ama bu erken seçim statüsüne girebilir açıkçası. Aslında bunda da fayda var. Şimdi ben hep şunu söyledim muhalefetle ilgili. Ya siz hani iddialısınız madem bir yaklaşım içindesiniz. Yok bu sefer alıyoruz diyorsunuz. Şu çıkıyor, bu çıkıyor, şu aday olacak deniyor. Bu sefer alacağım. O zaman olaya faulli yaklaşmayın. Yani bir daha aday olamaz falan. Siz yenecekseniz Erdoğan'ı yenin. Yenecekseniz. Evet, o. Tamam miyim bir dakika. Yani ya bu şu anlama gelir. Ya biz 20 yıl, 21 yıldır yenemedik. Başkası gelsin de onu yenelim falan. Şimdi bunlar bence yani çok kabul görebilecek yaklaşımlar değil. Ha, talep edilebilir böyle bir şey ama bu şu anlama gelir. Bir tarafta der ki, iktidarda der ki, kardeşim benim de çıkardığım en iyi lider burada. 40-50 senedir ben de bu lideri çıkarttım. Bak bununla yarışın der. Onlar da onu karşınıza koyarlar. Dolayısıyla yani o liderin peşinden giderler. Dolayısıyla burada bir tek şey var. Seçimin bir, aslında bir de şunu söyleyeyim. Ya şu anda mesela şu erken genel seçim için yani muhalefetin istediği tarihe çekmek için hareket edilecek olsa şu andan tezi yok harekete geçmek lazım. Daha muhalefet adayımı 30 Ocak'ta açıklayacağım diyor. Yani siz 30 Ocak'ta aday açıklayacaksanız zaten Şubat'ın 2'sine, 3'üne, 5'ine, 10'unda erken seçim düğmesine basılsa en yakın Nisan'ın ortalarından sonra bu iş zaten hukuken tahakkuk edebilir. Dolayısıyla yani bu bence çok enteresan bir şey değil. Bu tartışma da çok enteresan değil. Onun için zaten böyle kitleniyor. Valla şu anda bence demin söylediğim gibi bu seçim tarihi öne çekilecek. Bunun ana gerekçesi Sayın Erdoğan'ın seçime girmesinin legal tartışmasını bir şekilde sonlandırmak. Benim görüşüm ve sonuçta hukuki olarak işte bu tabii ki 6 Nisan'dan önce mi sonra mı erken seçim muhalefetle Hakan Bey'in açıkladığı gibi muhalefetle iktidarı zaten ortadan somut olarak bölen bir şey. Eski yasayla mı eski seçim sistemiyle mi yenisiyle mi girmek yasa açısından. Bunu şu anda ipler bu konudaki karar göze aldıysa bu erken seçimi muhalefetin desteği olmadan gerçekleştirmeyi o zaman bu karar yalnız AKP'nin elinde. Yani sonuçta ne dese MHP tabii peki buyurun diyecek. Dolayısıyla bu Sayın Erdoğan'ın iki dudağının arasında kurmaylarıyla yapacağı görüşmelerde bunu bir şekilde dolayısıyla artık 14 yerine 7 mi olmuş 21 mi olmuş bunlar ayrıntı. Tamamen ayrıntı ama muhalefet desteklemeyecek bir Mayıs erken seçimini. Ya ben o noktada Abdülkadir'e sormak istiyorum. Biz geçen hafta eğer muhalefet desteklemezse o zaman Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshetmesi gerekir gibi bir takım görüşler burada ileri sürülmüştü. Halbuki AK Parti kurmaylarının yaptıkları açıklamalara bakıyoruz. Fesih yok diyorlar. Neymiş o işin aslı faslı hukuki olarak? Yani fesihe gerek kalmadan mı diyelim ki 14 Mayıs? Yok seçim için fesih anlamında söylüyorlar anladığım kadarıyla. Ben işte hani tam anlamak istiyorum onu. Evet. Ha pardon onu sorduğunu anlamadım. Özür dilerim Abdülkadir Bey. Tek cümle söyleyeyim de. Estağfurullah. O şu.
İktidar şunu demek istiyor. Ben ne demek şimdi sorunu da kusura bakma şimdi anladım. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın seçim için fesih diye bir yetki var ya. Seçim için feshediyorum diyebilir. Yani o meclisi feshediyorum anlamında değil. Ama Ali İhsan Yavuz'un açıklamasından fesih değil, seçimin yenilenmesi diyor. Yani sanki fesih... Yani meclisi feshediyorum, o bir kelime tercihi. Evet, tercih o. Kelime tercihi. Meclisi feshetmiyoruz da seçimini yeniliyoruz demiş oluyor. Evet. Böyle mi Abdülkadir? Ahmet Bey, aslında biraz bu tartışmanın netleşmesi gerekiyor hakikaten. Çünkü iki şey var. Birisi, ya 360 milletvekilinin oyuyla seçime gideceksiniz. O da muhalefet destek vermeyince iktidarın da muhalefetin de böyle bir gücü yok. Geçen hafta da bunu konuşmuştuk. Ya da Cumhurbaşkanı meclisi feshedecek, seçime götürecek. Evet. Şimdi Ali İhsan Yavuz'un söylediyse bu fesih değil diyor. Yani erken seçim değil. Ya ne olacak? Biz seçim tarihini ilan edeceğiz. Zaten şu anda iktidarda muhalefette... Kelime, o zaman Hakan bulunmasa, Bayrakçı'nın ve Bedri Baykam'ın söylediği doğru. Fesih kelimesinin antipatisinden kurtulmak için böyle söylüyorlar. Evet. Evet, öyle ama bu normal zaten. Ama muhalefet şunu söyleyebilir. Yani muhalefet bunu şunu söyleyebilir. Ya bu Cumhurbaşkanı'nın hani ben seçime götürüyorum kararı yeterli olmaz. Bu meclisin feshedilmesi anlamına gelir diyebilir. Biraz bunun netleştirilmesi gerekiyor. Ama işte. Ali İhsan Yavuz tam olarak şöyle diyor. Onur gönderdi şimdi. Bak diyor ki fesih tabiri doğru değil. Cumhurbaşkanımız seçimin yenilenmesine karar verebilir. Meclis de Cumhurbaşkanımız da son güne kadar çalışır. Görevinin başında olur. Fesih yok ortada. Bunu nereden çıkartıyorlar onu anlamadım. Yok. Anayasanın 116. maddesinin 1. fıkrasına göre 5'te 3 çoğunlukla meclisin karar verebileceğini yazıyor. 3. fıkrası ise Cumhurbaşkanımızın karar verebileceğini yazıyor. 4. fıkrasında ise seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde meclisin de Cumhurbaşkanımızın da yenisi seçilene kadar görevine devam edebileceği yazıyor. Bunu 2 hafta söylemiştim ya. Yani fesih kelimesini kullanmadan da erken seçim yapabilir demiştim. Şimdi biz ne dersek diyelim muhalefet buna fesih diyecek. Evet. İktidar da hayır ben feshetmedim yeniledim diyecek. Doğru. Yani bu da bir detay. Sonuçta bana göre fesih olmuş olacak. Öbürüne göre de seçim yenilenmiş olacak. Bu da bir teknik bir terminoloji detayı. Yani hukuki olarak şöyle bir sorun da ortaya çıkabilir. Şimdi meclis seçim kararı alınca parlamento ne yapıyor? Tatile giriyor. Ama milletvekillerinin milletvekilliği devam ediyor. Cumhurbaşkanı feshettiği zaman o zaman meclis feshedilmiş oluyor. Bu durumda elbette ki bir izah getirilmesi gerekiyor. Belki Yüksek Seçim Kurulu bu konuda aydınlatıcı olabilir. Yani Ali İhsan Yavuz'un şeyi şu, Cumhurbaşkanı seçim kararı alınca Yüksek Seçim Kurulu bir takvimi buna göre oluşturacak diyor ama bence bu biraz tartışılır. Ya şimdi 2019 seçim, normalde 2018 seçimleri 2019 Kasım'da yapılacaktı. 2018 Haziran'a alındı. Yani bu bir erken seçim. Burada siz normalde 18 Haziran'da yapılacak bir seçimi mevsim şartlarından dolayı başka işte hac mevsimi, turizm sezonu başlıyor, okul tatili başlıyor. Daha çok seçmenin seçime katılabilmesi amacıyla 30 gün geriye çekiyorsunuz ve diyorsunuz ki bu bir erken seçim olur. Niye? En nihayetinde Erdoğan seçime girmesin. Şimdi Hakan Bey'in dediği gibi madem kardeşim sen %55'te 60'ta alacağım diyorsun. Niye Erdoğan'ın seçime girmesini engellemeye çalışıyorsun? Neden? Yani korkun tam ne? Tersine Erdoğan seçime girsin diye seçim geriye alınıyor. Hayır korkunuz ne? Yani bir şekilde o bakın önünüzdeki gazeteyi okuyun. İki tane hukukçunun görüşleri var. Ben bugün okudum. İkisi de aynı şeyi söylüyor. Geriye de alınsa, ileriye de alınsa Erdoğan seçime giremez. Bir daha seçilemez. Niye? İki defa seçildi. Hayır öyle değil. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bir kez seçildi. Daha önceki cumhurbaşkanlığında... O bir yorum. Hayır yorum değil. O bir yorum. Bakın, hiçbir sorumluluğu yoktu cumhurbaşkanlarının. Hayır, şimdi cumhurbaşkanlığı yargı bakın, önünde hesap Sayın verme sorumluluğu Bülent var. Sayın Bülent Yüketürk, bu stüdyoda beraber çok söz aldığımız dostumuz.
2014'te, 2018'de iki kez seçildi. İşte aynı şeyi söylüyor. Üçüncü kez aday olması için meclisin seçimleri yenilemesi gerekir diyor. Aday olamaz demiyor. Ya Zafer Bey, bazen Süheyl Batım'ı okuyun. Yani Süheyl Batım'ı okur musunuz? Şirin görünmek için. Süheyl Batım'ı okur musunuz? Yanında hemen Süheyl Batım var, okuyun. Siz demin dediniz ki burada kayıt altında her ikisi de Erdoğan'ın bir daha bakın, seçime oraya erken öyle ya da geç giremeyeceğini iç sayfayı, söylüyorlar. İç sayfayı dedi. Okuyun. Diyorlar ki daha önce iki defa seçildiği için ben bugün okudum o iç sayfalığı da okudum, dışını da okudum. Evet. Daha hayır, önce iki defa benim seçildiği için bir daha Süheyl de benim dediğimi diyor. Söylüyor. Niçin bu tarihleri veriyorlar? Blöf yapıyorlar. Çünkü biliyorlar ki üçüncü defa aday olma imkanı yok. Evet. 18 Haziran'da işte, durursa seçim yani tarihi olamaz işin, diyor. İşin özü şu. Biz diyorlar normal şartlarda Erdoğan'ı yenemeyiz. 367 garabetinde olduğu gibi bir hukuk bulmacası çıkartırsak belki seçime girmesini engelleriz. Ama siyaseten çok yanlış bir hamle. Ki zaten ben daha önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Sayın Karamollaoğlu'nun da bunu mesele yapmayacaklarına dair açıklamalarını hatırlıyorum. Var. Var. Bu açıklamalar doğru. Ben de duydum. Fakat burada görüyoruz ki Sayın Erdoğan böyle bir legalite tartışmasının parçası olmamak için seçimi öne çekmek istiyor. Buradan anladığımız bu. Yoksa haçtı, şuydu, buydu. Beni ikna vallahi etmiyor. Öyle bir şey yok. Gerekirse seçimi normal zamanında yaparlar. Bence yapmazlar. Hiçbir sıkıntı yok. Burada kaybeden muhalefet olur. Madem kendine bu kadar güveniyorsun, niye Erdoğan'ın seçime girmesini engellemeye çalışıyorsun? Şu anda böyle bir konu yok. Çünkü iktidar partisi seçimleri ama bir ay, ama bir buçuk ay geriye almak istiyor. Bunu da alacaklar. Yani şimdi, şu anda bu tartışma boşa. Şimdi şöyle bir konu var. Bu konuyu değiştirmek istiyorum.